Sevgisiz insan, aşksız insan ölüdür. Sevmeden olmuyor. Mutlaka sevenler kazanır. Sevgisiz insan, aşksız insan ölüdür. İnsan, evet, Allah'a olan aşkıyla diridir ki bu aşk zaten Allah'ın kendisine, insana nefrettiği ruhtur. Diri olanlar, yani eğer ruh üzerindeki perde aralanmış, gönüle tecelli ediyorsa, onunla zaten seviyor, onunla diridir. Ne kadar o perde aralandıysa, o kadar dirilmiş olur, o kadar sevmiş olur, o kadar aşık olur. Eğer aşk yoksa, bu durumda tamamen perdelenmiş demektir. Allah'ı seven, Allah'ın sevdikleridir. Kul Rabbini tercih edince Allah da onu zatına seçer. Evet, seçtikleri ona aşık olur. Ama kul tercih etmiş. Kul tercih edince, kul Rabbini seçince Rabbi onu seçmiş olur. Zatına seçmiş olur. Zata seçilmiş demek, evet, özel bir durumdur. Allah'ın velim dediği ki kullardır bunlar. Onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar buyurdu. Bu ayeti anlamaya çalışırken alimlerimiz genel olarak bunu ahiret için anlamışlardır. Velilerime hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Ahiret günü, kıyamet günü, evet, onlar korkmazlar, endişe etmezler. Bununla beraber melekler onlara müjde verir, onları müjdeler. Bugün sizin için hiçbir korku yoktur. Mahzun olmayacaksınız. Allah'ın mümin kulları için hazırladığı cennet sizindir deyip onların o günkü o dehşet anındaki korkularını giderir. Mahzun olmalarını giderir. Bu doğru. Bu ahirette böyleydi. Bu bir de dünyada böyledir. Ahirette, kıyamet yerinde her ne varsa onun bir de karşılığı dünyada vardır. Bunu anlamayana kadar hiç kimse hakikati anlamış olmaz. Dünyadaki karşılığı nedir, nasıldır? Eğer biri Allah'a iman ettiyse, Rabbine güvenip tevekkül ettiyse, Rabbine güvendiyse, güvenir. Mümin güveniyor. Neden güveniyor? Aslında kendi gönlündeki imanına, muhabbetine güveniyor. O biliyor. O Rabbini seviyorsa, Rabbini ciddiye alıyorsa, Rabbi kendisini sevsin diye, razı olsun diye fedakarlık yapıyorsa, bu durumda Rabbinin kendisini sevdiğini biliyor. Bunu tadıyor, bunu yaşıyor. Bu durumda evet, kul, onlar için hiçbir korku yoktur. Ayetini burada yaşar. Burada yaşadığı, o ayetin karşılığı orada tecelli ediyor. Ama önce burada yaşar. Nasıl ona korku olmaz? Korkmuyor. Niye? Rabbi onu seviyor ve onunla beraberdir. Gücü her şeye yetendir. Onun sahibidir. Korkusu gitti. Hiçbir şeyden korkmaz. Endişe de etmez. Onlar mahzun olmaz dedi. Niye mahzun olmuyor? Rabbinin kendisini sevdiğini biliyor da onun için mahzun olmuyor. O biliyor ki Rabbi her neyi yaratırsa o onun için hayırdır. O onun için en güzelidir. Onun için hiçbir şey onu mahzun etmez. Bir beşer olarak, evet, bu mahzun olsa da onu hemen atar. Rabbim neyi dilerse, neyi benim için takdir eder, yaratırsa benim için en güzeli odur deyip mahzun olmaz. Bunun karşılığı ahirette tecelli eder. Bir kul bu hali dünyada yaşamadan ahirette o hali yaşamaz. Yani onlar için hiçbir korku yoktur, mahzun olmazlar. Ayetinin karşılığını orada bulamaz. Bütün ayetler buradadır. Ahiretle ilgili olan bütün ayetler böyledir. Müminlerle ilgili, salihlerle ilgili, sıddıklarla ilgili, şehitlerle ilgili bütün ayetler böyledir. Burada karşılığı yoksa orada da onun herhangi bir karşılığı olmaz, onu bulamaz. Eğer düşünürse öyle bir hali sadece kendine hayal kurmuş olur. Onu burada yaşaman gerekir, burada tatman gerekir. Evet.